Öncelikle eğitimime hoş geldiniz. Eğitimimizi içerini iki ana başlık altında topladık. Birinci bölüm borsa ve hisse senetleri hakkında genel bilgiler. İkinci bölüm temel analiz eğitimi üzerine olacak. Burada birinci bölümde borsa ve hisse senetleri hakkında genel bilgiler kısmında şirketlerin yapısı, yatırımcının hakları, halka arz ile ilgili yaşanan süreçler ve halka arzdaki evraklar, karşılaştığımız durumlar hakkında bilgiler, hisse senetlerinin dezavantajları ve riskleri, brüt takas ve açığa satış, son zamanlarda sürekli bu soru sorulduğu için bunu da eğitim kapsamını aldık, borsadaki işlem saatleri, pazar türleri, yıldız pazar, ana pazar, alt pazar, bunlar nasıl olur, neye göre belirlenir, bunlardan bahsedeceğiz. Sermaye artışları ve temettüler. Bu bölümde bedelli sermaye artırımı, bedelsiz sermaye artırımı. Bunlar neden yapılır, niçin yapılır? Bunların hesaplamaları nasıldır? Bunlardan bahsedeceğiz. Yatırımcı türleri, kısa vadeli yatırımcı, orta vadeli yatırımcı, uzun vadeli yatırımcı nasıl olur, ne amaçlar? Hızlıca bunlardan bahsedeceğiz. Hisse senedi araştırma süreci. Bir hisse senedini almaya karar verdik. Bu şirket hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Nasıl araştırabiliriz? En iyi bilgilere nereden ulaşabiliriz? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Bu bölümde bunlardan bahsedeceğiz. Takas analizi kısmında hızlıca bir takas analizi nasıl yapılır? Ne maksatla yapılır? Buna değineceğiz en son portföy dağılımı kısmında örnek bir portföy dağılımı nasıl yapılabilir? Yatırımcı profiline göre nasıl portföyümüzü şekillendirebiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Fakat bizim eğitimimizin ana bölümü aslında ikinci bölümümüz. Kendisini borsada yıllardır işlem yapan ve profesyonel olarak tanımlayan arkadaşlarımız direkt ikinci bölüme bakabilirler. İkinci bölümde temel analizi eğitimi kısmında temel analizin nasıl yapılır? Temel analizin nedir? Öncelikle bu soruyu cevapladıktan sonra Üç başlık altında yapacağız bu işi birincisi ekonomi analizi ikincisi sektör analizi burada ekonomi analizi kısmında hem küresel ekonomiyi hem ülke ekonomisini değerlendireceğiz ve nelere dikkat etmemiz lazım bunlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümde sektör analizi seçtiğimiz şirketin kendi bulunduğu sektördeki yerini ve sektörün durumunu burada analiz edeceğiz. Ve en önemlisi üçüncü kısım şirket analizi kısmı. Burada bir şirketin finansal tablolarını nasıl incelememiz lazım? Bir bilançosunu ve gelir tablosunu nasıl inceleriz? Nasıl okuruz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Faaliyet raporunda nelere dikkat etmemiz lazım? Faaliyet raporunu nasıl inceleriz? Bu şirketin faaliyet etkinlikleri nasıldır? Faaliyet etkinlik analizini nasıl yapabiliriz? Hangi rasyolara bakabiliriz? Karlılık analizi nasıldır? Nasıl yapabiliriz? Hangi rasyolara bakmamız gerekir? Kar marjları ile ilgili hangi konuya bakacağız? Hangi rasyolara bakacağız? Bu şirketin finansal durumunu nasıl analiz edebiliriz? Borçluluk yapısına nasıl bakmamız lazım? Daha sonra finansal tablo analiz yöntemlerini inceleyeceğiz. Bilançolar nasıl incelenir? Bu analiz yöntemleri nelerdir? İşte dikey analiz, yatay analiz bunlara bakacağız. Trend analizi nasıldır? Ve en önemli kısım, herkesin de merak ettiği kısım şirket değerleme yöntemleri nelerdir? Yani bir şirketin değerini nasıl buluruz? Bu şirketin olması gereken değer nedir? Önümüzdeki süreçte nereye gidebilir? Bizim hedef fiyat beklentimiz nedir? Hedef fiyat tespitini nasıl yaparız? Kaç tane değişik yöntemle bu şirketi değerleyebiliriz? En son olarak bu bölümü yapacağız. Ve şirketler hakkında değerleme yapıp hedef fiyat tespiti yapmaya çalışacağız. Eğitimimizde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bu eğitimden sonra bir kişi ben bu hisseyi neden aldım, niçin aldım ve hedefim ne sorusuna cevap verebilecek. Ve bu eğitimi biz bir borsa akademisi olarak düşünerek sürekli güncelleyeceğiz. Geç, gelecek haftalarda sürekli buna sizlerden gelen sorular kapsamında da cevaplar vererek borsa hakkında sizin bilmek istediğiniz ve temel analizle ilgili bilmek istediğiniz tüm sorulara cevap verebileceğiniz bir akademi haline getireceğiz. Bu yönden aklınız rahat olsun, içiniz rahat olsun bu eğitim kapsamında aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum eğitimime geldiğiniz için. Hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitimle ilgili sorularınız olursa mutlaka bunları bizlere ulaştırırsanız bunların da cevaplarını sizlere en kısa zamanda iletmek için çalışacağız.